diyebilirsiniz. Ama geldi. Teoman'ı paramparça ettiler ne yazık ki efendim ya. Bir dönem olaylı şarkıcı Teoman annesine verdiği sözü tutamıyor. Çünkü bir alkol problemi vardı hatırlarsanız. Evet. Ve hani bunun için tedavisini olduğu ve bir daha içmeyeceğini söylemişti. Fakat geçenlerde Etiler'de bir mekanda eğlenmeye geldi. Burada alkolün de etkisiyle mekandaki iki kadın müşteriye sarkıntılık ettiği iddia edildi. Mekan görevlilerinden gelen uyarıları alış etmeden bu tavrına devam ettiği söylenen şarkıcının görevliler tarafından çıkarılmak istendiği de söylendi. Mekanla yaşanan bu tartışmanın ardından alkolün de etkisiyle iyice zıvanadan çıkan şarkıcıyı mekandaki diğer dört müşterinin dövdüğü iddialar arasında... şarkıcının bu tavrından rahatsız olan ve kadın müşterilere sarkıntılık ettiği için dayak yediği iddia edilen şarkıcı gece yarısı hastaneye giderek tedavi oldu. Bu durumdan şikayetçi olmadı ve gelen bilgiler arasında yerini aldı. Tabi bunlar iddia olarak geçmiş ama özel bir haber Güneş'in haberi. Şimdi Teoman'ın zaten alkol problemini biliyorduk daha önce ama açlığını da görmüştük. Evlendi, çocuğu oldu, çok güzel bir hayat yaşıyordu. Ne oldu da tekrardan böyle bu dönüşüm? Teoman'ın hem alkol problemi var hem özel hayatında problemleri var. İşte biten evliliği, yeniden eşiyle barışmak istemesi, o arada hayatına giren kadınlar bir türlü bir dikiş tutturamadı oradaki dönemde. Ama sadece özel hayatı değil. Teoman'ın alkole olan zaafı yeni değil. Bundan önce Taksim'de de bir iki defa gece kulüplerinde buna benzer olaylar duymuştum, oradaki müşterilerle sıkıntılar yaşadığı. Alkol böyle bir şey. Duyar kötülüklerin anası. Mekan sahipleri bir de böyle biraz popüler olunca sahip çıkıyorlar hani sıkıntı çıkmamanın. Ama ben dediğim de gibi severim ya. Ben de severim ama bu çocukcağızın gece sokağa çıktığı zaman kendini kontrol edemediği bir çizgisi var. Yani orada sınırı aşıyor. Ve biz devamlı Teoman'ı şöyle görüyoruz. Baygın gözler. İki kelimeyi bir araya getiremeyen bir adam. Valla ben bir konserine gittim. Tayyar, Elif yani hani çok zorladılar gerçekten çok güzel işte şarkıları çok güzel konser şeyde oturmalı falan değil gençlerle birlikte işte Teoman'ı da zaten oturmalı düşünmüyorum şeyle yemek arası evet, Teoman. O gün Teoman'ın son konseriydi çünkü biz de oradaydık çok acayip hareketler yaptı sahnede yani uçmuş diyorsun. İşte burada söylenemez. İşte arkasını döndü. Gerçekten mi? Neler neler. Mesela oğlu kitlesi o hareketleri seviyor belki. Çok fazlaydı ama ya. Yani çok göze battı. Son konseri miydi? O son konseriydi. Ondan sonra işte bir müziği bırakacağım dedi. Sonra evlendi. Çocuk sahibi oldu. Ama sonra işte ilk defa... Onu besleyen en önemli şey müzik. Evet. Ve onu besleyen hani hem maddi hem manevi. Devamlı vaziyette seni aygın baygın bir kulüpten zar zor çıkıp bir taksiye bindirmeye çalışan bir adama görmek istemiyorum ki mesela Teoman 4 kişi tarafından buradaki habere ve iddiaya göre 4 kişi tarafından dövülmüş. Ve sonra hastaneye gidecek duruma gelmiş. Bak yani hani böyle hırpalanma falan dedi. Hastaneye gitmek zorunda kalmış. Şikayetçi olmamış. Çünkü hani şikayetçi olsa iş daha da fazla büyüyecek. O yüzden hani böyle bir enteresan bir durum. Hiç yakışmıyor Teoman'a. Ya yani onu toparlayacak kimse yok. Ben onu anlayamıyorum. Kimse toparlayamıyor bence. Kimse kişinin kendi mi istemesi lazım? Ona etkileyecek anneciği var bildiğim kadarıyla. Onu da dinlemiyor ki kadıncağız. O kadıncağızda bir yere kadar gücü yetiyordu. Çocuk da değil bir de artık yani kocaman adam. Bir de hayatında sorumluluğu var, evladı var. Yani artık şey de değil. Yani kendi başına... Müzik adamlarının böyle çok içten müzik adamlarına atıyorum. Hem yazıp hem söyleyip hem çalan. Gerçekten müziğin içinde olan insanlar acaba böyle mi yaşıyor? Çoğunda bunu görüyoruz yani. Bütün dünya starlarında var bu. Var yani, bu. Çünkü... Mesela bir Amy Winehouse vardı. O kızın sesi yani Allah rahmet eylesin. Muhteşem. Sen yurt dışını daha çok takip ediyorsun. Benim çok fazla şeyim yok hani o tarafa bakmam. Ama benim çok üzüldüm. İşim gereği orada çıkan yayın organlarını özellikle magazin dergilerini, magazin programlarını mümkün olduğu kadar bakıyorum. Hani biz ne yapıyoruz, onlar ne yapıyorlar? İnan çok büyük bir farkı yok. Çünkü bu konuştuğumuz insanlar çizgi dışı insanlar. Yani Cenab-ı Allah bambaşka bir insan ruhu vermiş. Çünkü gecenin üçünde kalkıp Ünzile'yi yazmak herkese nail olacak bir şey değil. Ama evinde oturan bir Ayşe teyze bakla ayıklarken böyle bir şarkı yazamıyor. Sezen Aksu gibi bir kadına verilmiş o. İşte Teoman kalkıp paramparçayı
yazabiliyor. Ben oturup da paramparça diye bir şarkı yazamıyorum. Anladın mı? Ve bu yazdığın şarkıyı... Ama verilen bu yetileri de iyi kullanmak lazım. Aynen öyle. Hor kullandığın an senden, sana verilen her yeti de geri alınıyor. Onlar da kendilerini bizim gibi sıradan insanlar görüyorlar. Çünkü üzerlerinde yük çok fazla. Yani bence onlar bizden çok farklı yaşıyor. Yani başka bir dünyada yaşıyorlar. Mesela biz sabah kalkabiliyoruz. Mesela onlar asla sabah kalkmaz. Tabii. Sabah insanı değildir. Tabii. Çoğu mesela müzisyen hep gece oturur ve gece çıkartır. Ve bir şeyi de araç olarak görüyorlar. Atıyorum yurt dışında mesela çok fazla uyuşturucuyu araç olarak kullanıyorlar. Burada atıyorum işte içkiyi araç olarak kullanıyor. Acaba onsuz bir şey yapamayacağız, bir şey edemeyeceğiz. Öyle bir his mi geliyor? Burada bir bağımlılık. Benim psikologların söylediği şey bu. İşte böyle bir şey bu. Eksik yönlerini öyle kapatıyorlar. Yani sadece bizde değil, dünyadaki starlara da bakan doktorlar. Tabii aslına baktığın zaman normal bir hayat değil, zorlu bir yol. Tabii canım, yani. Çünkü düşünsene milyonlarca hayranın var, sokağa çıktığında normal yürüyemiyorsun. Onların da böyle bir normal insan olma istekleri var. Mesela yurt dışına sanatçıların çok gitme istekleri de zaten hep bundan. Yani bir türlü o normal olayım istiyor. Halbuki bu yola gelmek için bu kadar fedakarlık yapıyorlar. Ünlü ol. Şarkılarımı herkes söylesin, herkesin diline böyle senk olsun diye umut ettikleri ve bunun için de çok çaba harcadıkları bu yolda geldikten sonra da diyor ki ben niye böyleyim, ben normal olamıyorum işte falan. Yani yerini iyi hazmetmek belki de bu işin en önemli noktalarından bir tanesi. Şimdi işte araç olarak bence kilit noktası orada. Niye bir araç, yani niye bir şeye ihtiyaç? Kilit noktası aile. Tabii. Ne kadar yalnızsın. Ne kadar yalnızsın, çünkü o kadar problemlisin. Ailen yoksa hayatında başkaları giriyor o hayata. Onlar müdahale etmeye başlar. O müdahale edenler koruyucu amaçlı değil. Senden bir şekilde nemalanmak amaçlı. Senin şöhretinden, paranından. Ama işte orası da handikaplı. Şimdi aile hayatına girdiği zamanı da Teoman'ın biz hatırlıyorsanız biliyoruz. Hı-hı. Çok güzel eşiyle beraber. Annesi çok tatlı. Ben bebekte yürürken onları eşi, görüyordum. Eşi gece hayatında çok gören var çok mı Teoman'ın? Çok saygın bir hanımdı eşi. Gece hayatında o zaman hiç görmedik. Ne zaman görüyorduk Teoman'ı? Gündüz yürüyüş yaparken görüyordum. Ben tek başına da çok yürüyüş yaptığım için biliyorsun. Tek başına da çok görüyordum mesela ben Teoman'ı. Yani tamamen olaya bakışı ve algısı değişmişti. Ama bir zaman sonra da şöyle bir şey oluyor. O aile hayatı tek düze gelmeye başlıyor. Bu sefer ayrılıklar başlıyor. Müziğe geçmek istediği için de gene araç olarak eski hayatına geri dönüyor. Orada da şey de başlıyor. Ben sadece senin erkeğin değilim. Dışarıdaki insanlar da beni istiyorlar. Ben oraya da aitim kavgası başlıyor. Bir sürü o aile ilişkisini ego yürütüyor. Ego manya geliyor yani. Tabii şimdi kolay değil ki. Düşünsene bir sürü insan var. Fotoğrafını almak istiyor. Seni çok seviyor. Sahnede görmek istiyor. O insan ruhunu bambaşka bir safhaya taşıyor. Hangimiz hani birileri iki laf söylese bize iyi hoş. Hangimizin ruhu okşanmıyor? Hangimiz şöyle bir gerilmiyoruz? Bir de bu adamları düşün. Bu kadar yetilerini üstüne milyonlarca insan bağırıyor, çağırıyor, yıkılıyor onlar için. Böyle bir hayatın insanı bir süre sonra tek başına kalabilme şansı hiç yok. Evet. Yani hakikaten... Korkuyor ya, ben bazı böyle gerçekten okuyorum mesela tek başına ışığı kapatmadan bazı sanatçılar. Ondan sonra mesela ses sonunda... Bazısı full karanlık. Uyuyamıyor. Bazısı öyle. Yani böyle acayip evet, bir yani genel olarak eğer böyle bir hayat varsa bence yapılması gereken en önemli şey yani senin içkini arkadaş olarak görüyorsan hayatında da bir psikolog ya da bir psikiyatrı hayatında vazgeçilmez olarak görüp onunla beraber bu yola gitmeniz şart İngilizce yani. İngilizce psikoloğun kitabını okumuştum. Böyle popüler insanların hayatlarından kısa hikayeler vererek yapıyor. Hastaları da var aralarında. Bir tanesi sürekli konser albümleri dinliyor. Sebebi ne biliyor musun? Ne? Bir tahmin edebilir misiniz? Ederiz. Konser CD'lerinin sonunda salondan çekilen ya alkış sesi var ya. O alkış sesini kendine yapıldığını zannediyormuş evin içinde. Bak başka birinin konserini dinliyor. Yüksek sesle müziği evin içinde dolaşırken konser bittiğinde o alkış sesinden kendi ruhunu besliyormuş. Yani Allah ısrar etsin. Evet ya. Yani hakikaten Allah ısrar etsin. Bir şey söyleyeceğim. Sanatçıyla birlikte diye. Aynı şeyi ben bir de isim vermeyeceğim. Gene yakın bir zamanda bir futbol federasyon başkanı başkanlıktan